Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Galatasaray Espor takımından Koko. Yanımda da Wons var kardeşim. Bugün Player Bros ofisinde soru cevap yapacağız. Hazırsanız başlayalım. YouTuber olmak e-sporcu olmaktan daha zor. Hayır. Hayır mı yaptın? Bence e-sporcu olmak daha zor. Çünkü YouTube içeriklerini istediğin zaman seçebiliyorsun ama turnuva olduğu zaman o turnuvaya mutlaka hazırlanmanız gerekiyor. Bomba taktiğine zaten bir 3 saat 4 saatimizi veriyoruz. Bence e-sporcu olmak daha zor. Aynen, ben de aynı fikirdeyim. Ya YouTuber'lar zaten istediği zaman video çekip editleyip direkt kanala atabiliyor. Ama mesela bir takım karşına güçlü varsa e-sporda çok fazla çalışman gerekiyor. O yüzden yani kesinlikle e-spor zannediyorum. İlk niye soru. Kanka niye? Bence her gün içerik üretmek, hani yeni içerikler düşünmek ya da saatlerce canlı yayın yapmak böyle aynı antrenmanları tekrar yapmaktan daha zor. Sence neden e-sporculuk daha zor? Bence o maç stresi her şeyden daha zor. Bir de üstüne antrenman sıklıkları, işte saatleri falan eklenince çok zorlaşıyor, daha da zorlaşıyor. Bence YouTube'dan daha zor. Ama şöyle bir şey var şimdi, e-sporculukta o turnuvalar dediğin stres, atıyorum. Ya bir Süper Lig olduğu için şu an bir süreç, maç günleri de haftada 2 gün falan oluyor. Ama YouTuber'lıkta her gün bir şeyler yapmak zorunda olduğun için bence genel olarak hani uzun vadeli zorluğu daha büyük. Olabilir. Zul oynarken sinirlenip ekipmanıma zarar verdim. Hayır benimki. Hayır kardeşim. Ya ben önceden söyleyeyim kanka. Tabii ki. Şimdi yani ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Bir de ekipmanlar da pahalı, o yüzden yapmıyorum. Böyle yani. Ekipman benim sevgilim gibi. Ona hiçbir zaman zarar vermiyorum çünkü ona bakmam lazım. Beni yarı yolda bırakırsa o turnuvada imkansızları başaramam. Çok titiz kullanıyor Fatih. Hayır. Çünkü çok mantıklı ya. Ekipmanlar çok değerli oluyor bir kere. Özellikle hem e-spor hem YouTube'la uğraşıyorsan ekipmanların maddi değeri çok yüksek olduğu için böyle bir saçmalık yapılmaz herhalde. Ya zarar vermek değil de mesela ben adamı vuramayınca böyle mouse kaldırıp aşağı vuruyordum yani. Ama o, bilmiyorum, fazla zarar vermek aynen değil bence. Aşırı yani. Kırma boyutunda değil ya, yani. Kırmak değil, aynen. Oyunlardaki ilk nickim aklıma gelince utanıyorum. Hayır benimki şey. Hayır kardeşim. Ya benimki şeydi, Fraude diye böyle bir şey tanrıçasıydı. Ben utanmıyorum yani, onu herkes yapıyor çünkü. Benim nickim Koko Moko Combo'ydu. Kısalttım, Koko'ya çevirdim. Hiç utanmıyorum. Hayır. Ne? Hayır mı? Hayır. Benimki neydi ya? Abi benimki çok kötü, söylemek istemiyorum. Benim utanmama sebebim de bu. Aslında bu nick'i ilk başta kendim üretmemiştim. Biz böyle ortak hesaplarda falan oynuyorduk. Bir sürü hesap idare etmektense. O ortak hesabın nick'i de bence gayet iyiydi hatta. Juroslar. Bence güzel bir nick. İlk nick'im buydu yani. İlk nick'den şanslıydım. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte yer almak maçlarda daha fazla heyecanlanmama yol açıyor. Evet. Evet. Ben başlayayım. Başla kardeşim. Çünkü yani önceki oynadığım takıma göre taraftar nazaran yani daha fazla taraftarı var ve oyunda bu taraftarı mutlu etmek için elinizden gelenin daha iyisini yapmanız gerekiyor. O yüzden maç sırasında daha çok heyecanlandığım oluyor. Benim için de şöyle, ben önce YouTube'a başladığım için, daha sonra e-spora geçiş yaptığım için, aslında şu an beraber götürüyorum da e-spora sonradan geçiş yaptığım için kendim böyle Real Madrid'e 100 milyon euroya transfer olmuş Gareth Bale gibi hissediyorum. O yüzden hani bir psikolojik baskısı oluyor aslında. Heyecanlanmaktan ziyade böyle bulunduğun yeri, hak ettiğini göstermek istiyorsun. O yüzden aslında hem güzel bir motivasyon kaynağı hem de dediğim gibi psikolojik bir baskısı oluyor. Yani daha iyi olman için kendini zorluyorsun. Emanet. Evet kardeşim. Neden hayır? Ya çünkü yani ben işimi her zaman profesyonel bir şekilde yaparım. Benim için takım asla fark etmiyor. Ben direkt yani oyunda karşımda kim varsa yani takımın bilincindeyim, yükün de bilincindeyim ama profesyonel bir şekilde maçlara bakıyorum ve o şekilde devam ediyorum. Ben de tabii ki profesyonel olarak düşünüyorum ama o taraftarın beni memnun etmem lazım, mutlu etmem lazım. Ve
Bilgisayarın başına oturduğumda taraftarı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama oturmadan önce tabii ki taraftarı memnun edip maçı kazanacağımızı bilmem gerekiyor. Ondan dolayı evet. Twitch yayınları yapmayı düşünüyorum. Hayır. Ya bence her platformun farklı bir kitlesi var ve onlara ulaşmak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Çok mantıklı bir yerden girdin kardeşim de. Ben de şöyle, öncelikle zaten bir YouTube kanalım oldu işte, hani buraya ağırlık verdiğim için hem buraya içerik üretip hem orayı içerik üretip hem e-sporla uğraşmak beni çok yorar. Aynı zamanda çok da zorlar. Zaman olarak da 24 saat yetmez mesela. O yüzden oraya başlamayı ben hiç düşünmedim de senin dediğin şey çok mantıklı. Benim hayır. Benim de hayır kardeşim. YouTube candır. Çünkü yani Twitch yayınları yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Zulo kitlesi YouTube'da var. O yüzden yani YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ediyorum. Ben de aynı şekilde YouTube üzerinden devam edeceğim. Twitch'e hiçbir türlü geçmeyeceğim. Ama ileride Zulo oyun Twitch'e geçerse Twitch'e tabii ki geçmeyi düşünebilirim. E-spor dünyasından tanıdığımız bazı insanlarla yakın arkadaşlıklar kurdum. Evet. Yani çünkü yani önceki oynadığım takımlara da nazaran hala arkadaşlıklarım var. Yani hiçbirisiyle küste değilim. Hala beraber bir yerlere gidip oturup çay içebiliyoruz veya birbirimizle sohbet edebiliyoruz. Öyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Bu çok geniş bir sektör. Bir sürü takım var. Her takımda 5-6 oyuncu var. Bir sürü insanla tanışıyorsun. İlla ki birkaçıyla daha samimi oluyorsun. Dışarıda da bir şeyler yapıyorsun. Aynen. Böyle. Hayır. Hayır kardeşim. Yani ben oynama bakıyorum. Çok fazla böyle dışarı falan çıkmıyorum. Yani biz asosyaliz. Hayır, çünkü takımım bana yetiyor. Ailem e-sporcu olmama sıcak bakıyor. Ya bu evet, bence her ikisi de olmalı lazım. İlk başlarda çünkü şeydi, sıcak bakmıyordu. Ondan sonra sıcak bakmaya başladı. Evet hayır gibi bir şey oldu. Yani... benim evet neden? Her zaman arkamda oldular sağ olsunlar. Bana güvendiler. Ve buralara kadar gelmemde bayağı bir katkıları oldu. Ya bir de şöyle bir şey var. Benim en başlarda okul vardı. Sıcak bakmıyorlardı. Ondan sonra iş hayatı falan atılmam lazımdı. Ondan da zaten sıcak bakmadılar. Ondan sonra belli bir büyük ödüller şeyler gelince para. Şampiyonluklar abi, gelince kardeşim. Tabii, tabii bu işte devam edebilirsin dediler. Evet. Yani, ya benimkiler aslında ilk başta sıkıntı yaratıyordu. Çok fazla bilgisayar oynamamı falan kızıyorlardı ama bu sektörün böyle yani ciddi olduğunu anlayınca izin vermeye başladılar. Aynı şekilde benim ailem de öncelikle YouTube'da da ya nasıl diyeyim böyle ters gidiyorlardı bana ilk başta, hani okuluma ilgi göstermemi düşünüyorlardı. Annem falan aile tabii o konuda baskı yapıyor okulda. Asma hani git üniversitede oku filan diye de e-spor konusunda da özellikle böyle Zula'ya da Zula boyutunda düşünürsek daha doğrusu biz çünkü Zula e-sporcularıyız. Burada Galatasaray gibi Fenerbahçe gibi takımların açılması ya da işte Süper Lig'in yapılması, büyük turnuvalar düzenlenmesi, World Cup gibi, International Cup gibi böyle ailelerin de sıcak bakmasını sağlıyor. Aynen. Tabii büyüyen ödüller de ailelerin sıcak bakmasını etkileyen faktörlerden biri. Aynen. Ama genel olarak şey bile çok büyük bir prestij, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin adının geçmesi buralarda. FPS oyunları konsolda da gayet iyi oynanabiliyor. Abi buna kesinlikle katılmıyorum. Hayır ya. Çünkü yani en azından bilgisayar oynarken bir yani tepki verme hızınız daha iyi ölçülüyor diğer insanlara nazaran. Çünkü konsolda joystickle ne kadar sürede arkana dönebiliyorsun ki ama bilgisayarda mouse'la çok hızlı bir anda arkana dönüp karşındaki adama birden vurabiliyorsun yani. Ama joystick'le olmuyor. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Kontrolle daha hakim oluyoruz bence bilgisayarda. Nasıl diyeyim? Bir de şey var. Joystick'le her şeyi bir kumanda üzerine idare etmeye çalışıyorsun. Bilgisayarda atıyorum ileri geri gitmeni, seçtiğin silahları ya da dediğin gibi eğim tutmayı ya da işte tam arkaya dönmeyi, her şeyi farklı bir yerle yani bir mouse'la, bir klavyeyle, sesi kulaklıkla, hani bir sürü farklı ekipmanla işlerimizi yapıyoruz. Ama sadece gamepad yüklenirse iş bence zor oluyor. Aynen. Hayır kardeşim. Bence yani mantıken hayır. Ya çünkü
o refleksi, mouse'daki refleksi konsolda yapacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki klavye hakimiyeti, mouse hakimiyeti yapmak imkansız gibi bir şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Espor Zulo oyuncuları olarak Player Bros ofisinde çekimlerimizi gerçekleştirdik. Aşağıdaki bağlantıdan videoya gidebilirsiniz. İyi seyirler.